Dadonna Güzellik, her şeyin başı sağlık programını sunar. Günaydın, günaydın, günaydın. Her şeyin başının sağlık programına hoş geldiniz. Evet, benden de kucak dolusu bir merhaba ve kucak dolusu bir günaydın diyorum efendim. Yepyeni bir programla sizlerle beraberiz. Evet, her şeyin başı sağlık programında ben operatör doktor Onur Kulaksızoğlu. Efendim sizlere her cumartesi pazar olduğu gibi kahvaltı tadında sağlık haberleriyle karşınızdayız. Doğru ve düzgün bilgiyi buradan bulacaksınız. Tartışmasız cumartesi pazarın yani hafta sonlarının en iyi sağlık programındasınız. Şu anda aman kıymetini bilin, biz de o kıymeti sizlere gösteriyoruz. Sizlere bütün hafta boyunca çalışıyoruz ve dalında uzman hekimleri de sizlerin karşınıza getirmeye özen gösteriyoruz. Evet, ben de Doktor Özlem Biçer olarak bütün hafta tüm arkadaşlarımla kocaman bir ekip, kocaman bir aile olarak bugünkü programı hazırlamaya çalıştık. Birbirinden ilginç konularımız var, birbirinden değerli konuklarımız var. Sizler bize hafta içi yazıyorsunuz, telefonlar ediyorsunuz, biz onları tek tek kaydediyoruz ve o doğrultuda programımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Sözü çok uzatmadan... Programı şekillendirirken saçlarımızı da şekillendirsek evet, mi acaba? Evet, çok da güzel olur diyoruz. Kim evet. Şekillendirsin istersen vallahi bu hafta saçlarımızı? Onu buraya davet etmek istiyorum. Kendisi plastik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı. Bize bugün saç ekiminden, saç ekiminin ustalığından bahsetmesini isteyeceğiz. Evet. Çünkü bu da önemli bir şey. Yani herkes saç ekebilir ama. Günaydın. Değil mi? Günaydın. Ben hiç dinlediğim yok. Yani herkes saç eker ama diyorum. Herkes saç yani eker ama. Bana ekemez. Birbirinin aynı olmaz. İlk önce saç ekiminin inceliklerinden çok şey konuşalım. Yani halkımızın şunu iyi anlaması lazım. Saç olmayan yerde nasıl çıkaracağız, nasıl oluşturacağız? Saç ekerek oluşturacağız. Bunun başka yöntemi yok. Hmm. Onu bilmeleri lazım. Yani saç ekimi bir cerrahi işlemdir. Canlı saç köklerini alırız, transplant ederiz ve buradan saçlar çıkar. Yani fakat bunun otla, ilaçla bilmem neyle olacak şey ama değil. Ama ot bitmeyen toprağa istediğin bitki... İyi tohumu ekersen oradan çıkarırız. Çıkarırız. Efendim çıkartacakmış iddia ediyor. Birazdan haberlerini alacağız. Sizi yerinize alalım o zaman. Evet. Doktorum ikinci konumuz. İkinci konumuz da çok değerli bir konu. Bugünlerde çok gündemde olan bir konuyu seçtik. Özellikle organ naklini seçtik. Çünkü her geçen gün ben gazete köşelerinde veya sütunlarda görüyorum. Organ nakli veren ailelerin duygularını, o alan ailelerin mutluluklarını, bunu evet, nasıl teşvik ederiz diye biz de bu çorbaya bir lokmacık tuz katmak istedik. Evet, aslında en önemlisi karar vermekti. Gerisi cerrahların işi diyoruz ama bu karar vermede nasıl, ne yapıyoruz? Bize organ nakli koordinatörü bu konuda bilgilerini aktaracak. Doktor Süleyman Tilifi ben buraya davet etmek evet, istiyorum. Günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sabah sabah. Sizi şöyle döndürebilirsem evet, biraz daha kolay olur. En zor karar herhalde evet, o aşamada. Yani öyle bir an ki bizim anımız, beyin ölümü var ve aile en yakın, en çok sevdiği, vücudundan daha önce doğurduğu eşi olabilir, annesi olabilir, çocuğu olabilir. Beyin ölümü gelişiyor ve siz o acılı anda, belki öfke, belki isyan anında siz aileye organlarını bağışlar mısınız diyorsunuz. O an çok aile açısından zor bir an. Evet. O anda biz devrede oluyoruz. Tabii olayın bir boyutu koordinatörlük açısından. Diğer boyutlarını zaten hepsini sizden evet, öğreneceğiz. Ben sadece öncelikle bunu merak ediyorum. Yani insanlar acı varken siz o acının üstüne tuz biber ekmiş gibi oluyorsunuz. Bir noktada öyle ama oluyor. Ama işin aslı o değil. Evet. Evet. Yani ilk ben bu işe başladığım zaman böyle bir hep tedirgindim. Yani bir acılı anda siz kalkıyorsunuz, organları nasıl bağışlayacaksınız diye sorduğum zaman sen ne diyorsun, bizim acımız yeter, bana ne başkasının acısından diye bir tepki olabilme ihtimalini düşünürken inanın bugüne kadar bir kişiden bile sert bir tepki görmedik. Evet. Çok güzel bizi dinlediler, bir kısmı bağışladı, bağışlamayan da bizi ilgilendirmez demedi, dinledi. Ama bizim acımız bize yeter. Lütfen bu konuda bizi çok fazla ısrar etmeyin. En sert tepki bu oldu. Evet. Bu konuda bir işleneceğiz. Evet. Zor anlarda verilmesi gereken kararlar ama bence bu kararları zor anlara değil de bireysel anlamda yakınlarımıza şunu söyleyebiliriz en azından. Bana bir şey olduğu takdirde benim organlarımı lütfen bağışlayın dersek belki bu sorumluluğu sevdiklerimizin üzerinden alıp
kendi üzerimizde çok daha kolay taşırız. Yani çok temel bir konuya değindiniz zaten. Yani o acılı anda dediğiniz gibi bırakmadan önceden, bağışlamayacaksa da önceden ama bağışlayacaksa da o anda önceden söylemek. Bizi yormasınlar diyorsunuz, evet. Sizi yerinize alalım. Teşekkür ederim. Daha çok bilgiler alacağız. Efendim ben son konuda da ben anons etmek istiyorum. Geçen haftalarda hep geldi. Çok güzel bilgiler aktardı ve tıptaki yeni gelişmeleri yakından takip eden bir doktor arkadaşım buraya davet etmek istiyorum. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ama özellikle tüp bebek konusunda çok bilgili bir arkadaşımız operatör doktor Erdal Budak. Buyurun evet. Erdal Bey. Günaydın. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Şöyle kameraya doğru. Kadın sağlığı ve hastalıkları dediğimiz zaman veya tüp bebek dediğimiz zaman seyircilerimizin de aklına gelen ilk isimlerden biri doktor Erdal Bey, evet. Öyle değil mi? Erdal Bey, bu konuda peki gelişmelerden haberdar etmek artı yani Avrupa'da bile olmadan gelişmeler Türkiye'ye getirmek nasıl bir şey? Şimdi artık tabii özellikle tüp bebek konusunda çalışan hekimlerimiz yurt dışındaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bizim bir şansımız da biz uluslararası bir sağlık kuruluşunun bir şubesiyiz. Dolayısıyla yurt dışındaki bütün çalışmalarını takip edebiliyoruz. Anında oradan bilgi transferi yapabiliyoruz. O yüzden çok şanslıyız. Yani şu anda Türkiye olarak bu konuda çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Evet, aslında çok süper. Çünkü ben kendi dalımdan biliyorum. Bir beyin omurilik sinir cerrahisiyle ilgili ekstrem bir vakayla karşılaştığında hemen bizim kendi yazışma grubumuz var. O yazışma grubuna resimleri artık fotoğraf çekmek falan çok kolay biliyorsunuz. Yüklemek çok tabii, kolay. Tabii, tık hemen yükleyip gönderiyorsunuz. Türkiye veya dünyanın dört bir yerindeki beyin cerrahları, omurilik cerrahları arkadaşlarımız hemen yorumlarını yapıyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ben olsam şunu yapardım. Şu teknolojiyi kullanırsam böyle olur. Abi baktık ki dünya çok küçük aslında. Evet. Çok evet. Yeter ki takip et. Evet, evet. Yani bizim de açıkçası çok büyük bir data arşivimiz var. Yani dünyanın değişik yerlerinde klinikleri olan bir kuruluşuz. Dolayısıyla bizim hiç karşılaşmadığımız bir vakayla başka bir klinikte karşılaşmış olabiliyorlar. Dolayısıyla o bilgilerden anında yararlanabiliyoruz. Evet, bunu oturduğumuz yerden devam edelim. Tamam. Evet, çünkü çok önemli bir konu. Evet. Efendim, konular bu. Evet, konular konuklarımız bunlar. Da siz artık yakından tanıyorsunuz. Sizin yapmanız gereken tek şey şu. Bu numaralardan canlı yayında bizlere ulaşıp direkt olarak sorularınızı yöneltebiliyorsunuz. Sorularınızı da canlı yayında eğer vaktimiz olursa tabii ki biz buradaki konuklarımıza iletmek bize zevk verecektir. Aktif, interaktif bir program sunmak bizim için çok daha güzel. Ama oldu ya, bu aklınıza gelenleri hemen sormak istemediniz, canlı yayına bağlanmak istemediniz. O zaman ne yapıyoruz? O zaman tabii ki bize mail ulaşabilirsiniz veya canlı yayın esnasında biz size söz verme fırsatı bulamazsak rejideki arkadaşlarımıza sorularınızı bırakırsınız. Biz de buradan anında sizin yerinize seve seve sorarız. Evet. İsterseniz başlayalım. Bence de başlayalım. Evet. Erdal Bey, çocuk sahibi olamayan çift dedik. Bunun bir kriterini anlatabilir misiniz? Önce isterseniz alfabenin A'sından bir başlayalım. Klasik tanım olarak evli bir çiftin bir yıl süreyle çocuk istemesine rağmen eğer bu 12 yıllık, 12 aylık süre içerisinde hamilelik oluşmadıysa biz buna klasik olarak kısırlık veya infertilite olarak tanımlıyoruz ve kabaca çiftin bu 12 ayın sonunda artık sonuç alınamadıysa bir doktora başvurmasını öneriyoruz. Bu klasik tanımlama ama tabii herkes için geçerli değil. Özellikle bazı çiftlerde zaman kaybına yol açmamak için daha erken başvurmalarını önerebiliyoruz. Veya genç çiftlerde özellikle eğer kadının yaşı da özellikle 30 yaş altındaysa bu süreyi 2 yıla kadar da uzatabiliyoruz. Çünkü bunlarda 2 yılı uzatmak herhangi bir şey kaybettirmiyor. Ama eğer yaş ilerlemişse özellikle 38 yaş üzerindeyse o zaman 6 ayın bile çok önemi var. 6 ay sonra şansı daha da azalabilir. Dolayısıyla onların da daha fazla zaman kaybetmelerini istemiyoruz. Dolayısıyla çifte göre veya o çiftin problemine göre yardımcı olabiliyoruz. O zaman siz yeni bir kıstas getirdiniz. Daha doğrusu çok net olmasa bile yeni bir yaklaşım yolunu belirlediniz. 30 yaş altında 2 yıl bekleyebilirsiniz belki ama yani 30 yaş üstünde beklemeyin gibi. Yani bu aslında biz meslektaşlarımız arasında bu konuda görüş birliğindeyiz. Yani bu benim keşfettiğim bir şey değil. Ama dediğim gibi yani hastalık yok, hasta vardır diyoruz her zaman için. Gereksiz zaman kaybına yol açmamak için de bazen de gereksiz yere tedavilere uygulamamak için bazen süreyi uzatabiliyoruz, bazen kısaltabiliyoruz, bazen de
Hatta evli yeni evlenmiş çiftlerin sadece bilgi almak amacıyla da bize başvurabileceklerini söylüyoruz. Evet. Evlilik öncesi dahi başvurabilirler. Burada korkular çok önemli. Şimdi hani biz burada 4 doktoruz erkek olarak ama bir de doktor hanım var. Ben doktor hanıma sormak istiyorum. Evlilik oldu ve ilk bir yıl isteğinize bağlı çocuk sahibi olamadınız. Doktora gitmekten neden korkarsınız? Yani şimdi, neden gitmezsiniz? Şöyle kadın olarak cevaplamam gerekirse şöyle. Birincisi kadın doğum muayenesiyle ilgili genel anlamda genç kızların arasında veya evli kadınların söylemleri arasında bir korku ortamı yaratılır. Ve evet. Sanki kadın doğum muayenesi çok utanılacak, korkulacak, çekinilecekmiş gibi bir kaygı vardır. İkincisi bazen de duymak istemeyebilirsiniz. Ha. Acaba doktor bana işte senin çocuğun olma şansı yok veya düşük der mi diye bir kaygınız olabilir. Yani genelde yeni evlenen çiftler ya da şu da oluyor çok duyduğumuz bir şey. Bir problem yok ki neden gideyim gibi bir yaklaşım da olabiliyor. Aynen öyle, ben genelde böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir erkek de açıkçası eyvah doktora gideceğiz çocuk sahibi olmamanın nedeni sensin diyecek korkusu var. Şimdi iki evet. Korku. Ben o yüzden açıyorum. Yani birazcık da aslında insanlara hak vermek lazım. Empati kurmak lazım. Tabii ki. Yani Özlem Hanım'ın söylediği şey gerçekten çok doğru. Kadınlarımız muayeneden hakikaten kaçınıyorlar ama tabii şunu da unutmamak lazım. Olay sadece çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar değil. Yani her kadının mutlaka yılda bir jinekoloğa gidip muayenesini olmasını, sinir testini yaptırmasını bunları zaten mutlaka öneriyoruz. Yani bu normal bir check-up gibi de düşünebilirsiniz. Nasıl biz kalp hastalığından korunmak için veya ne bileyim kolesterol düzeylerimize baktırıyorsak, kan sayımı yaptırıyorsak sonuçta her kadının da yılda bir doktora müracaat etmesi lazım. Yani infertilite sorunu olsun veya olmasın. Eğer tabii ki böyle bir hikayede varsa çocuk sahibi olmak isteyen bir çift söz konusu ise tabii ki onlar da ilave bir takım tetkikler isteyebiliyoruz. Onlara özel bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Evet. Peki tüp bebek uygulaması için ne tür testler gerekiyor? Başlıca çok ayrıntıya girmeden bizim için önemli 3-4 tane tetkik var. Bir kere ilk önce erkekte bir problem olup olmadığını ekart etmemiz lazım. En kolayı budur. Genelde erkekler biraz ayak sürerler ama ilk önce erkekte bir sperm testi yaptırırız. Sperm değerlerine bakarız. Hemen o gün erkekte bir problem olup olmadığını hemen ekart edebiliyoruz. Yani bir problem yoksa hayır sizinki normal diyebiliyoruz. Dolayısıyla o zaman kadına daha rahat yönelebiliyoruz. Kadında da yapılabilecek ilk şey tabii ki ilk önce bir ultrason ile anatomiyi kontrol etmek. Yani rahmi nasıl? Rahminde doğuştan bir perde var mı yok mu? Yumurtalıkları nasıl? Yumurtalıklarında kist var mı? Endometriozis var mı? Veya işte bizim sıkça gördüğümüz polikistik over hastalığı var mı? Bunları hemen ekart edebiliyoruz. Diğer bir konuda tüpleri açık mı değil mi? Yani tüpleri fonksiyonel mi? Yumurta ile spermin buluşması için o anatomik açıklık var mı yok mu? Bunu kontrol etmek lazım. Bunlar çok kısa sürede bir ay içerisinde yapılan tetkikler. Majör problemleri bu şekilde çok kısa bir şekilde hemen ekarte edebiliyoruz. Ama genelde biraz önce söylediğim gibi erkekler genelde sanki kendilerinde problem olmadığını düşünürler. Dolayısıyla sona bırakırlar ama ilk önce onu yapmak gerekiyor. Evet, tüp bebek tedavisinden bahsettiğimiz zaman önce bir tanı ve ondan sonra tanıyı destekleyecek tahlillerden bahsettik ama benim aklıma saçekim geldi. Bizde tanıları biraz hastalar koyuyor diye düşünüyorum. Doktor Bey siz ne diyorsunuz? Valla bizde dediğiniz gibi hani geç kalmaktan korkun derler ya hastalıklarda. Yani öyle bir şey yok bizde. Her yaşta gelin diyoruz. Evet. Teşhis için çok işte MR'a, röntgene ihtiyaç değil mi? Hasta indikasyonunu kendi koyuyor. Yani ya hadi sorun. Tamam bana sorun. Ya burada bir hasta veya saç konusunda. Ne yapalım yani? Bizim estetik cerrahi operasyonlarının tamamında işte kulak olsun, kepçe kulak olsun, burun olsun, vücut deformitesi olsun. Bizde tabii indikasyonun koyulması hastanın tamamen kendisiyle ilgili bir şey. Doktor Bey. Evet. Onur Bey. Yani hastaya siz, sizin saçınız yok gel sana saç ekeyim, burnun işte yamuk gel bunu yapayım denmez. Ben demem en azından. Etik olarak yanlıştır. İndikasyon içinde herhangi bir şeye gerek yok. Hastanın kendisini istemesi lazım. İndikasyonu öyle koyuyoruz. Tabii indikasyonu koymuş, ben saç ekimi yaptırmak istiyorum diyen herkese saç ekimi yapıyor muyuz? O da hayır.
Çünkü onun da bir inceliği var. Nedir bu? Çünkü çoğu insan bakıyorsunuz etrafınızda saç ekimi yaptırmak istiyorum diyor. Karşınıza geliyor. Saçlar incelmiş. Fakat tamamen dökülmemiş. İnceldiği için saçlı derisi görünüyor. Acaba diyor burayı bir saç ekimi yaptırırsam burası böyle tamamen dolar mı? Normal saçlarıma kavuşur muyum gibi bir adamın düşüncesi var. Böyle bir şey olmayacağını anlatıyoruz kendisine. Yani bir saç ekimini hiçbir zaman çıplak bir kafada da olsa %100 kendi saçlarınızın %100'ün yoğunluğuna ulaşamayız diye anlatıyoruz. Ama incelme varsa bunları düzeltecek tedavilerimiz var. Medikal tedavilerimiz var. Bu inceltme sıkıntısını geçirebilirsek, testosterona bağlı saçlardaki minyatürleşmeyi durdurursak siz tekrar eski halinize kavuşuruz. Size şu anda saç ekimi yapılamaz. Yapılsa da iyi bir sonuç alınamaz diye anlatıyoruz. Yani her indikasyon koyup saç ektirmek isteyen kişiye de yapmamak gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Saçın yapısına göre de çok ciddi fark ediyor. Çünkü çok güzel, mesela doğru. Eşimin saçına yani kamyon bağlayın çeker. Yani saç o kadar güçlü. Ama ben gençliğimden hatırlıyorum. Yani çok olmadı aslında. Elimi atardım içleri dolardı. Yani o kadar da böyle sert bir şekilde yaptığım zaman bir sürü saç dökülürdü. Şimdi saç dökülmesi tabii farklı bir şey. Kalınlığı farklı bir şey. Hı-hı. Kuvvetli olması farklı bir şey ama dediğiniz çok doğru. Yani saçın gelen kişinin saç kalitesi, saç kıl kalitesi de çok önemli. Bir insan geliyor dediğiniz gibi böyle çok ince saçları var, işte pişmaniye gibi atıyorum ya, çok daha ince saçları var. İşte seyrek, verici tutası çok zayıf. O kişiden hem alabileceğiniz greft sayısı, saç kökü sayısı az olabilir. Hem de ektiğiniz zaman alacağınız kozmetik sonuç hem sizin için hem hasta için doyurucu olmayabilir. Ama hasta vardır, kalın tellidir, kıvırcıktır, koyu renklidir, saçları siyahtır. Bunlarda kapatıcılık çok daha farklı oluyor. Çok daha iyi oluyor tabii ki. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Özlem Hanım tabii çok iyi biliyor bunları. Yok siz estağfurullah. Doktor İlhan Bey, şimdi bizim seyircilerimiz arasında oldukça fazla genç nüfus var. Evet. Ve onlarda da genelde şöyle bir merak oluyor. Hani ne zaman saç ekimi doktoruna başvurayım? Çünkü biraz seyreklik oluyor, bazen o seyreklik onlar için çok büyük bir seyreklik oluyor. Bazen de ufak bir seyrekliği çok büyük diye görebiliyorlar. Burada onlara yardımcı olabilecek bir ipucu verir misiniz? Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Böyle düşünen bir kişi güvendiği bir merkezi, güvendiği bir doktora gidip başvursun. Çünkü bunları kendi kendilerine karar veremezler aslında. Yani ben saç ekimi yaptırayım mı, yaptırmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi? Güvendikleri bir doktora gitsinler, göstersinler. Çünkü o doktor kendilerine medikal tedavi vererek saçlarınızı kalınlaştırabilir. Onların PRP dediğimiz, mezoterapi dediğimiz yöntemleri yaparak saçlarını daha iyi hale koyabilir. Açılmalar varsa buralar için saç ekimi önerebilir. Ondan daha önemlisi hastayı artık hepimiz biliyoruz. Hasta önümüze gelip oturduğu zaman onun psikolojisini zaten anlıyorsunuz. Hasta karşınıza şapkayla mı geliyor, açık kafayla mı geliyor? Oturuşundan, kalkışından, konuşmasından anlıyorsunuz. Bu çocuğun psikolojisi saçlarıyla ilgili ne durumda? Ona göre siz bir yol çiziyorsunuz. Saç ekimi yapılabilir böyle bir gence. Ben 17 yaşında, 18 yaşındaki çocuklara saç ekimi yaptım. Ama çocuk sosyal hayatını bitirmiş. Okula gidemiyor. Arkadaşlarıyla birlikte olmak istemiyor. Gırgır geçiyorlar diyor. Böyle de olduğu zaman yapılabilir. Psikolojik endikasyondur esasında, çok önemli. Değil mi? Evet, esas çok önemli. Endikasyon. Ama hasta var, işte saçları incelmeye başlamış ama ekecek yeriniz de yok. Çok açılan bir yer de yok. Ha, kendisi de memnun, mutlu. O zaman diyorsunuz ki ekim olmaz size. Bunları kullanın. 6 ay sonra bir daha kontrole gelin. Evet. Bu şekilde takip etmek lazım. Evet. Yani kendilerine güvenebilecekleri, hep diyoruz yani hamurlarını emanet edebilecekleri bir fırıncı bulurlarsa, doğru, gitsinler görüşsünler. O çok önemli. Burada bir de şeye bakmak lazım. Yani karar vermek aşamasında bazen sizin dışınızda, yani saç uzmanı kesilen, hı-hı, binlerce meslek türedi. Yani daha doğrusu meslektaş türedi size. Burada nasıl karar verecek? Kimin doğru olduğunu, nasıl karar vereceğini kısa bir reklam arası vereceğiz. Çok kısa bir reklam arasından sonra İlhan Bey ile sohbetimiz devam edecek. Mahmut Tuncer Show'la izleyenler eğleniyor, sevenler muradına eriyor. Programın bu haftaki konukları, fantezi müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, mutluysam ben mutlu, mutsuzsam yine ben ve güçlü sesiyle Balat'ın gülü Gamze. Beni sen sevdin.
Mahmut Tuncer Show bu akşam Kanal 7'de. Terbiyesiz. Ben yapmadım. Oldu. Bu tokadı da ben atmadım. Ne yapmışım? Evi gözetliyordum. Ben de yakasından tuttuğum gibi savun. Gören olursa muradımız tez olur. Bana bak. Tek dileğim bu zaten. Ne? Beyaz giyme toz olur. Bu akşam Kanal 7'de. Evet, her şeyin başı sağlıkta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben sorumu tekrar izleyicilerimize belirtmek istiyorum. Sonuçta saç uzmanı kesilen bir sürü insan var. Saçımızı kime emanet edelim diye İlhan Bey'e sormak istedim. Saç ekimini herkes yapabilir mi? Saç ekimini yapacak olan kişilerin bir kere doktor olması lazım. Bu işi uzun yıllardan beri yapmaları gerekiyor. Tecrübeli olmaları gerekiyor ama ben genel olarak şöyle bir tablo çizmek istiyorum. Niye saç dökülür? İlk önce bunu anlatmak lazım aslında insanlara. Saç bir kere genetik olarak dökülmesi meydana gelir. Yani sizin dayınızda, amcanızda, babanızda saç dökülmesi vardır. Ona bağlı olarak sizde de genetik olarak dökülmeye programlanmış, kodlanmış bir saç öbeği, saç yeri vardır kafanızda. Ve vücuttaki testosteron oraya gidiyor. Saç köklerini inceltmeye başlıyor ve minyatürleşiyor, ufalıyor. İşte tüysü hale geliyor. Biz buna dökülme diyoruz. Asıl saç dökülmesi saçın kökten kopup tamamen gitmesi, yok olması şeklinde değil de ufalarak minyatürleşmesi ve minikleşmesi şeklinde giden bir proses. Şimdi bunu geriye dönüştürebilecek, reversible hale getirebilecek bir bitkisel tedavi yok. Ya da saçlar minyatürleşti, tamamen hastanın kafası açıldı. Bu saç köklerini tekrar kalınlaştırmak, minnacık tüysü yapıları tekrar kalın kıl haline getirecek bir yapı, bir tedavi mümkün değil. Bunun için biz transplantasyon yapıyoruz. Eğer bunun ciddi bir yolu olsaydı, medikal, güvenilir, kanıtlanmış, bilimsel verilerle ortaya konulmuş, şu ilacı kullanın, bu bitkiyi kullanın, bu karışımı kullanın, saçlarınızdan saç fışkıracak gibi bir şey olsaydı, biz bu işi gerçekten bırakırdık. Çünkü insanlara eziyet etmenin manası yok. Geliyorlar 6-7 saat lokal anestezi altında ameliyat geçiriyorlar, bir yerden alıyorsunuz, transplant ediyorsunuz başka bir yere, o zaman biz başka bir iş yapardık. Bunu iyice izleyicilerimizin anlaması gerekiyor. Keşke her eziyet çünkü sizin yaptığınız kadar ağrısız, sızısız, keyifli, sonucu bu kadar garantili olsa diyorum ama. Garantisi tabii sonucu, ekim sonuçlarının garantisi kişiye göre değişiyor. Evet. Yani doktorunuzun size söylediklerini iyi anlamanız gerekiyor. Evet. Ne yapabileceğini iyi anlatması gerekiyor. Hani biz ekeriz, çok iyi olur, harika olur, tek seansta kapatırız. 7000 greft, 8000 greft gibi laflar dolaşıyor. Bunlara çok itibar etmemek lazım. Ciddi kişilerle konuşmak lazım. Ben bakıyorum işte bir karışım yaptık, uyuyan saçlarınızı uyandırır, daha da derin uyuyorsa dürter falan gibi laflar böyle. Böyle bir şey yok. Şimdi bir sözüne basmak lazım. Sonuçta bu kök alınıp buraya konulması bir organ nakli. Yani implantasyon. Evet, biz isterseniz burada, tam burada kesip Doktor Süleyman Bey'e bir söz atalım. Sonuçta kendisi organ nakli koordinatörü. Organ nakli ne demektir? Organ nakli ne demektir? Vücutta bir sürü organımız var. Görevini yapamayan bir organın yerine bir başka organın, bir başka kişiden alınan organın nakledilmesi demektir. Bu canlıdan olabilir, beyin ölümü gelişmiş, kadavra diye adlandırdığımız cansız bağış olabilir. Ama belki de en önemli şöyle sormak lazım. Yani neden organ nakli gerekli? Çünkü insanımız ölüyor. Yani her yıl ülkemizde 10 bin insanımız ölüyor. Annesiz kalıyor, çocuksuz kalıyor anne babalar. Çok basit bir örnek. 70 bin böbrek hastası her yıl diyalize giriyor. 70 bin sofrada, bu ne demektir? 70 bin sofrada şu suları göremeyiz. Çünkü böbrek yetmezliğinde insanlar idrarını yapamazlar. İdrarını yapamadıkları için de su, onlarda su kelimesi de yoktur hatta. Sıvı vardır. Yani buna çay, çorba dahil belli bir sınırlandırılmıştır. Şu kadar sıvı alacaksınız denilir. Düşünün bir kalp yetmezliği kişiyi, ne bileyim işte koşamıyor, sevgilisine gidemiyor. Arkadaşlara, dostlara gidip sohbet edemiyor. Ya da hiç unutmuyorum, bir nakil yaptığımız bir çocuğumuz vardı 6 yaşında.
Nakil olduktan sonra şeyler olur. Yiyecekler ve gelen yiyecekler içinde muz da vardır. Bir gün geldi çocuk hemşireye. Hemşire abla dedi, bu muzu soyar mısın? Hemşire arkadaş da ne dedi, sen soymasını bilmiyor musun? Ben hayatımda muz yemedim ki dedi. Yani bu hastalar belli gıdaları ve belli alamazlar. Bizler gibi yiyip içemezler. Onun için organ nakli diyoruz. Yani evet, sorunuza direkt cevap olarak da görevini yapamayan bir organın bir başka insandan ya da ölüden alınarak nakledilmesi. Süleyman Bey, ülkemizde kaç kişi organ bekliyor? Ortalama bir sayı verebilir misiniz? Şimdi net rakam Türk Nefroloji Derneği'nin 2010 rakamı 60 bin. Böbrek süren, için diyoruz. Böbrek için. Kalp ya da karaciğerde böyle bir bekleme yok. Her yıl 3 bin insan, ortalama 5 bin civarında, ama 3 binini biz kaybediyoruz. Çünkü onlarda diyaliz gibi bir şans yok. Evet, diyaliz böbrek yetmezlikleri için bir şans ama tabii ki tedavi yöntemi değil. Nakile kadar olan sürede hayatı idame ettirme şekli. Dolayısıyla 5 bin civarında kalp ve karaciğer, 70 bin civarında da böbrek yetmezlikli hasta var. Ama organ bekliyor derken, işte olayın Türkiye'de ülkemiz için acı bir yanı daha var. Bu insanlar, özellikle böbrek için konuştuğumuz zaman, nakilden habersiz olanlar var maalesef. Nakil olabileceğinden haberi olmayan hastalarımız var ve ben buna İstanbul'da tanık oldum. Yani düşünün, Kocaeli gibi ya da İstanbul merkezde böbrek nakli gibi, organ nakli gibi bir tedavi seçeneğinden haberi olmayan hastamız var. Ya da organ nakli olabileceğini düşünüyor, biliyor ama organ naklinin diyalize göre sanki daha kötüymüş gibi bir izlenim var. Onun için biz tüm hastalarımıza diyoruz ki lütfen bir organ nakli merkezine başvurun. Ya bu örneğin, 60 bin kişi de organ nakli bekliyor mu? İşte organ nakli beklemek için, daha doğrusu organ nakli sıraya olmak için gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nda bir ulusal sistem var. O sisteme kayıt olması gerekiyor ama maalesef... Haberi yok dediniz ya, ben o yüzden merak ediyorum. Kaç kişi bekliyor o zaman? 18 bin kişi başvurmuş. Yani daha geri kalan 42 bin kişinin haberi yok mu, başvurmamış mı? Başvurmamış. Ya bir kısmının haberi yok, bir kısmı da nakile başvurmamış. Yani buna kalp ve karaciğer de dahil, en çok da tabii böbrek yetmezliği dahil, düşünün. Böbrek için söylüyorum, toplam 20 bin civarında ben nakil olmak istiyorum diye başvuran, böbrekte bu 18 bin civarında. Yani kalan diğer insanların, tabii ki herkes de nakile uygun değil. Ama kaba bir hesapla bir organ yetmezliği, böbrek yetmezliğinin yarısı organ nakline uygun hastadır. Yani ki 70 bin olduğu şu anda düşünülüyor, 60 bin bu 2010'un Türk Nefrolojileri resmi rakamı. Her yıl 5 bin, 7 bin hasta ekleniyor buna. Şu anda 70 bin hastamız. Bu ne demektir? 35 bin nakile uygun hasta var. En az. Ama maalesef, evet maalesef başvuran 18 bin kişi. Evet, yarı yarıya. Evet. Biz buradan tabii bu programdan sayesinde insanları bilinçlendirmiş oluyoruz ve naklin şöyle bir, ben birkaç soru soracağım. Çok önemli evet. Sorular. İnsanlar neden nakil istemezler? Bir, bilmediği için istemez. İki, param yok der. Yani... Evet, çok güzel. Param yok deyince hemen kusura bakmayın, araya girdim. Ben eskiden, o yüzden sizden öğrenmek istiyorum. Eskiden bir fark alınıyordu hastanelerde. Kamu ve üniversite değil tabii ama özel hastanede bir fark alınıyordu. Bu yasaklandı. Şu anda yasak. Biliyorum, yani, o yüzden bunu açtık. Yani her hangi organ olursa olsun SGK bu konuda ciddi hastanelere ödediği parayı artırdı. Dolayısıyla da Sağlık Bakanlığı organ nakliyle ilgili hiçbir işlemden para alınmıyor. Hastalarımız dolayısıyla bu konuda da işleri ferah olsun. Hiçbir ücret ödemeden yeter ki bilinçlensin. Evet. Tüm tetkikleri yapılıyor, nakil oluyor, taburcu oluyor, Allah'a ısmarladık deyip gidiyor. Peki ben Onur Bey'in sorusunu ters açıdan bakmak istiyorum. İnsanlar neden organlarını vermek istemez? Yani bunu isterseniz hep beraber kendi içimizde bir görüşelim. Çünkü düşünsenize, ben tıp fakültesine girdiğim zaman hep şunu hayal ederdim. Bir gün acil serviste bir hasta önüme geldiği zaman onun hayatını kurtarabildiğim gün ben hayatımın en mutlu günü olacak diye hayal ederdim ki ve bunun için bir 25 yıl eğitim aldım. Bir hayat için bu kadar mutlu oluyoruz bazen. Peki doktor olmadan bile, hemşire, sağlık personeli olmadan bile her birimizin yaklaşık 5-6 kişinin hayatını kurtarma şansı varken bizler neden organlarımızı saklıyoruz? Ne dersiniz? Doktor hanım, daha biz kan vermiyoruz. Bırakın organı, daha kan bağışında bile hiçbir bilincimiz yok. Ben geçenlerde hasta ameliyatta
başka branşın ameliyatında kanama oldu. Kan bulamadılar. Ben ameliyatlarımı bitirdim. Gittim kan verdim o hastaya ve çıktım diğer hastalarımı vizit yaptım. Yani biz kan bulamıyoruz ki organ bulalım. Haksız mıyım? Çok doğrusunuz. Belki tek şu fark var. Organla canlı için dediğiniz birebir örtüşen bir durum ama sonuçta ölüyoruz. Yani bu organlarımız toprağa gidecek. Her yıl yaklaşık 5000 organımız burada bir başka insana hayat verecekken maalesef toprak oluyor. Dolayısıyla burada en önemli şey aslında belki de şu, bilgisizlik. Bilgi olmadığı zaman endişeler çok oluyor, korkular çok oluyor. Dolayısıyla da bağışlar bu anlamıyla az oluyor. Birçok nedeni var tabii ki ama en önemli bilgisizlik, endişeler, sağlık sistemine güvensizlik. Yani örneğin bilgisizliğe en basit bir örnek verirsem, lütfen, mesela biz koroner nakli diyoruz, insanlar gözün çıkarılacağını sanıyor. Ya da işte organ bağışlandı, organ alınacak deyince insanlar parçalandığını sanıyor. Ya da özellikle eskiden daha fazlaydı. İşte bu organlar torpilli birine gidecek. Bunun üzerine insanlar para kazanacak gibi endişeler vardı. Tabii birçok neden var. Siz eğer kafalardaki o soruları cevaplayabilirseniz, doğru bilgiyi içten ve samimi aktarabilirseniz, tabii ki en önemlisi sağlık sistemine güveni. Yani bu benim hastama yapılabilecek her şey yapıldı. Artık yapılacak hiçbir tıbbi şey kalmadı. Anlayışını geliştirecek tıbbi müdahaleleri ve o sistemi kurduğunuz zaman eminim ki çok daha fazla artacaktır. Ve de en önemlilerinden bir tanesi de tabii ki sizlersiniz. Yani medya bu işe örneğin en son bu 100 nakiller vesilesiyle bağışlar arttı. Bu nakilin güzellikleri ve önemini anlattıkça eminim ki çok daha artacaktır. Bunun bir sınırı var mı? Yaş sınırı. Özellikle. Yaş sınırı, beyin ölümü dediğimiz kavramda yaş sınırı yok. Şöyle örnek vereyim. Kamu hastanesinin adını zikretmende bir sakınca var mı? Yok, zikretmeyelim. Tamam. Bir 4 aylık bebekte beyin ölümü olmuştu. Ailesi bağışladı. 4 aylık bebeğin böbrekleri ve karaciğeri nakledilebildi. 86 yaşında beyin ölümü olup bağışlanan kişinin organları nakledilebildi. Bunlar yaşadığımız örnekler. Yalnız canlı iken bağış iki türlü tabii. Bir beyin ölümü, bir de gönüllü bağış dediğimiz. Yani canlı iken ben organlarımı bağışlıyorum demek. Bunun için 18 yaş gerekiyor. Yani tabii ki bu hastalarımıza direkt faydası olan bir şey değil. Bilinç artırma amacıyla sadece. Örneğin benim 18 yıldır kartım yanındadır. Organlarımı bağışlamışımdır ama bunun şu andaki bir hastamıza bir faydası yok. Şu anda ölürsem de faydası yok. Yani şu anda diyelim ki benim kalbim durdu, öldüm, kan sirkülasyonum olmadı. Hiçbir organım hiç kimseye nakledilmez. Ancak beyin ölümü olursa ve de beyin ölümü olup da diğer destek tedavisinin sürdüğü yer neresidir? Yoğun bakım. Ancak yoğun bakımda olursam, bakıma düşersem, beynim ölüp kan sirkülasyonum, kan devir daimim olursa ancak organlar bir başka insana nakledilebilir. Ki bu da şeyi çok rahat açıklar. Biliyorsunuz bizim böyle söylentilerimiz çok fazladır. İşte depremde organ alındı, sokakta trafik kazası geçirdi, organ alındı. Bunun tıbben mümkün değildir. Evet. Bunlar yani, evet, ama çok güzel bir konuya değindi ama insanların bu konuda çok kaygısı var bence. Evet. Hani bir yerlerde beni kıstırırlar da organımı alırlar gibi kaygılar biraz yüksek sanki, değil mi? Çok fazla. İşte onun biz hukuku bir yana bırakalım. Bunun çünkü bir de şöyle bir anlayışı vardır. Ya burada Türkiye her şey olur. Yok, bu öyle tıbben bir şey olmaz. Ya yani tıbben mümkün değil çünkü o organ başkasında çalışmaz, nakledilmez. Onun için mutlaka o organ içerisinde kan akımının olması lazım ki bir başka insana nakledilebilsin. Peki bu nakilde sıraya giren hastaların bekleme süresi ne kadar ortalama? Şimdi öncelikle bu şeyi sıra diye bir olay söz konusu değil. Liste var. Yani siz bugün girip tesadüf bir organ çıkabilir, 10 yıldır bekliyorsun çıkmayabilir. Bu Sağlık Bakanlığı'nın ulusal koordinasyon sistemi var. Siz o listeye kaydoluyorsunuz. Türkiye bu anlamıyla 9 bölgeye ayrılmış durumda. Hangi bölgeden bir organ çıkmışsa, eğer acil yoksa Türkiye'de, o bölgedeki organ nakli merkezlerine adaletli ve hakkaniyetli bir sistemde hastalar seçilerek dağıtılıyor ve bunu yapan bizzat ulusal koordinasyon sistemi, Sağlık Bakanlığı, ister özel, ister üniversite, ister devlet olsun. Hiçbir, herkes bu sisteme dahildir. Bunun da kriterleri var işte o sistem içerisinde, doku uyumundan kan uyumuna kadar bağışlanan kişilerin tıbbi bilgileri sağlık ulusal koordinasyon sistemine bildirilir. Ona uygun hastaları Sağlık Bakanlığı seçer.
Dolayısıyla ha bu ne kadar şans derseniz düşünün, 18 bin kişi ben organ nakli bekliyorum diye başvurmuş ve geçen yılki bağış sayısı en yüksek 320. Düşünün oradaki şansımızı, işte hastalarımız. İşte biz onun için bu konuda tabii canlı nakiller, yani önemli karaciğer ve böbrekte canlı nakil gibi bir şans var. İşte orada hastalarımıza onu da öneriyoruz onun yanında. Asıl amaç o toprak olacak organların burada başkalarına hayat vermesi. Şimdi seyircilerimiz diyordur, öldüğümüz zaman tabii ki organlarımızı nakledeceğiz ama ölene kadar önce çocuk sahibi olmak istiyoruz. Önce anne baba olmak istiyoruz. Hele bir bugünleri görelim diyorlar. Ben Doktor Erdal Bey'e dönmek istiyorum. Oldu ki çocukları olmadı. Size geldiler. Tüp bebek tedavisinden siz bahsettiniz. Burada her zaman işliyoruz. Bir de son dönemlerde bu blastosist diye bir kavram var. Blastosist nakli gibi. Biz doktor olarak benim embriyoloji yıllarında, kadın doğum yıllarından bile uçta kenarda kalmış bir bilgi. Biraz bunu açalım ister misiniz? Tabii ki. Şimdi gerek doğal yolla oluşan hamilelikte olsun, gerekse tüp bebek tedavisi sonrasında biz laboratuvarda oluşturmuş olalım. Embriyolar belli bir aşamaya geldiği zaman blastokist adını alıyorlar. Yani yumurta ile spermi birleştirdikten sonra biz bunları laboratuvar ortamında 5 gün kadar geliştirirsek blastokist aşamasına geliyor. Yani embriyonun artık bir gelişim evresidir o. Blastokist aşaması niçin önemli? Blastokist aşaması şu yüzden önemli. Artık rahim içerisindeki yerleşmeden önceki son aşamasıdır. Yani blastokist aşamasına gelen embriyo artık implantasyona ya da rahim içerisine, rahim duvarına yerleşmeye hazır hale gelmiş bir embriyodur. İnsanın ilk hücresi. İlk hücresi değil. İkinci hücresi. Şöyle yani blastokist rahim duvarına tutunacak olan yeni canlı embriyonun son aşamasıdır. Artık ondan sonra rahim duvarına nüfus ediyor ve orada artık hamilelik rahim içerisinde gelişmeye başlıyor. Yani rahim duvarına yapışmadan önceki son aşamasıdır. Bizim için niçin çok önemli? Blastokist aşamasına gelmiş embriyoların tutunma şansı çok daha yüksek. Yani normalde ikinci gün, üçüncü gün embriyoya göre beşinci gün dediğimiz blastokistin tutunma ihtimali daha fazla. Bir de artık günümüzde biliyorsunuz transfer edilen embriyo sayısına sınırlama getirildi. Çoğul gebelikler oluşmasın diye artık en fazla bir veya maksimum iki embriyo transfer edilebiliyor ülkemizde de. Dolayısıyla tutunma şansı en yüksek olan, hastaya o başarı şansını verecek olan embriyoyu seçmek son derece önemli. Dolayısıyla blastokist seçimi bize daha yüksek gebelikler veriyor ve belli oranda da bu çoğul gebeliklerin önüne geçmemizi sağlıyor. Bu tüp bebek uygulamaları yapılırken 1-2 tane diyorsunuz ama benim bildiğim kadarıyla yumurta toplanması 10-15, bazen 20 tane bile topluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz onları sonra? Şimdi yani, ortalama bir tüp bebek... Rafadan mı oluyor o yumurtalar sonra? Şöyle adım kızartıyorsun. Ortalama bir tüp bebek uygulamasında hastaya iyi bir şans verebilmek için ortalama 8-10 tane yumurta elde etmek istiyoruz. Evet. Daha sonra bunları sperm hücreleriyle de dölledikten sonra ortalama 4-5 tane iyi kaliteli embriyo gelişiyor. Geri kalanı zaten ya döllenmiyor ya da iyi bir gelişim göstermiyor. Hastaya dediğimiz gibi bir veya iki tanesini transfer ediyoruz. Artan embriyolarımızı saklayabiliyoruz. Hı. Saklayabiliyoruz derken bunlar tabii ki özel koşullarda -196 derecede likid nitrojen dediğimiz özel tanklar içerisinde saklanabiliyorlar. Bunları daha sonraki bir dönemde ileride kişi tekrar çocuk sahibi olmak istediğinde veya atıyorum tüp bebek tedavisi ilk denemede olumsuz olmuş olabilir. Hemen akabinde tekrar dondurulmuş embriyolarla tekrar deneme yapabiliyoruz. Yani elde ettiğimiz fazla embriyoları kesinlikle kullanıyoruz. Bu o çift için ileride tekrar bir çocuk sahibi olması için bir şeydir, avantajdır. Ne kadar mucizevi bir şey aslında değil mi? Kesinlikle. Aynı anda dünyaya gelmiş iki çocuk ama birbirinin ablası veya abisi olabiliyor. Evet, aynen öyle. Bunu ben ilk onları gazetede okuduğum zaman çok şaşırmıştım. İşte abisini, annesi 5 sene sonra doğurdu diye. Yani nasıl bizim öyle oluyor? Bir hastamız var. Açıkçası yaklaşık her gebelik arasında 2 yıl kadar bir süre var. Ama embriyoların hepsi aynı zamanda oluşmuş ve bunların ilk kısmı transfer edilmiş, çocuk sahibi olmuş. 2 yıl sonra
tekrar çocuk sahibi olmak istemiş, dondurulmuş embriyolar çözdürülmüş, tekrar verilmiş, tekrar çocuk sahibi olmuş. Yani bu şekilde 3 kez aynı tedaviyle, yani ilk basamak tedavisiyle tekrar tekrar çocuk sahibi olabilmiş çiftler var. Evet, zaman ne kadar değişik bir şey efendim. Kısa bir zaman arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. Ey aşkım, sevdam, bacım, kardeşim, ey yeşil erdişim. Hayat normale dönmeye başladı. Normale döndü de. Van Erciş'teyiz. Van'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de kahvaltısı. Hayatımda ilk defa kuru cacık yedim sevgili seyirciler. Oh! Tuzlu mu? İyi ki doğdun Elanur. İyi ki doğdun Elanur. Hayat zor. Hayat yaşamak zor ama ne olacağız? Hep zaman düştüğümüz yerden kalkacağız. Ne yapacağız? Hepimiz çok güçlü. Atilla Taş'ın sunduğu Taş Devri yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Her şeyin başı sağlık bence çok keyifli bir şekilde devam ediyor efendim. Umarım sizler de ekran başında artık kahvaltınızı tamamlamış, böyle keyif kahvelerini içiyorsunuzdur. Hep beraber çocuk sahibi olmanın püf noktalarını öğreniyoruz. Ben tekrar operatör doktor Erdal Budağ'a dönüyorum. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarından bahsetmek istiyorum. İnsanlar umutlarını kaybetmesin istiyoruz. Siz bu konuda ne öneriyorsunuz? Şimdi tekrarlayan tüp bebek vakaları hakikaten bizim için de en zor vakalar. Bunlar çeşitli defalar tüp bebek denemesi yapmasına rağmen bir türlü sonuç alamıyorlar bu çiftler. Tabii ki bu tür çiftlerde çok ciddi bir araştırma yapmak gerekiyor. Niçin daha önceki denemeleri olumsuz oldu? Sıkıntılar neredeydi? Ve bu sıkıntılar çözülebilir mi? Bunların araştırılması gerekiyor. Ve tabii ki teknoloji olarak da artık günümüzde bu tür çiftlere yardımcı olabileceğimiz pek çok ilave teknikler gündeme gelmiştir. Bunların içerisinde genetik uygulamalar var. Biraz önce söylediğimiz blastokist transferleri var. Bunun dışında kokültür dediğimiz özel teknikler var. Sonuçta o çifte göre veya başarısızlığın nedenine göre bir takım ilave teknikler veya ilave uygulamalar yapabiliyoruz. Tabii bunun dışında defalarca denemiş ama buna rağmen çocuk sahibi olamamış çiftlerde bazen artık dur demek de gerekebiliyor. Yani bazen o çiftlerin artık tüp bebek tedavilerini sonlandırıp belki evlat edinmek gibi bir takım alternatif yöntemleri düşünmesi gerekebiliyor. Yani açıkçası 4-5 kez tüp bebek denemesi yapmış bir çiftte eğer bu denemeler iyi bir merkezde yapıldıysa artık oturup çiftle iyi bir görüşme yapmak gerekiyor. Çünkü daha sonraki uygulamalarda gerçekten başarı şansı düşük olabilir. Dolayısıyla belki o aşamada artık yeni bir sayfa çevirmenin zamanı gelmiş olabilir. Ama dediğim gibi artık günümüzde eski oranla pek çok silahlarımız var. Bunları yeri geldiğinde uygun çiftlerde kullanabiliyoruz. Evet, bazen de çok mucizevi şeyler duyuyoruz. İşte 20 sene çocuk beklediler, en son 20 senenin sonunda oldu diye. Bu tarz şeylerin olma potansiyeli nedir sizce? Şimdi şöyle, yani tabii ki bu tür durumlarla biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Ben hiç unutmuyorum, bir tane 15 yıllık bir çift bana ilk defa geldiler. Daha konuşuyoruz, işte tüp bebekten bahsediyoruz vesaire. Tam muayene ederken ultrason yaptım, gebelik var. Yani yani hiçbir daha elimizi sürmeden hastanın o anda tesadüfen gebe olduğunu o anda anladık. Yani bunlar olabiliyor. Kadında eğer bir şekilde yumurta üretimi varsa, menopoza girmediyse, erkekte de bir şekilde sperm hücresi elde edebiliyorsak her zaman için o olanak vardır. Tabii ki istisnai durumlar da var. Yani başarı şansının gerçekten çok düşük olduğu, tedaviler uygulansa da düşük olduğu çiftler var. Tabii bunlar bir süre sonra artık tedaviden bıkıp usanıp gidebiliyorlar. Halbuki bunlar devam etse belki tüp bebekte de başarı şansına kavuşacaklar ama bazen evde de
hiçbir tedavi uygulanmaksızın bazen böyle hamilelikler oluşabiliyor. Bir de ben bugün güzel bir şehir efsanesinden bahsetmek istiyorum. Genelde böyle çocuğu olmayan anneler böyle toplantılarda falan konuşurlar ve onlara şu hikayeler çok anlatılır. İşte evlatlı kaldı ve o stresi attığı tabii için hani çocuk önemli. Özlemini attığı için hemen arkasından bir çocuğu oldu olabilir. Ve ikisini de sahiplendi şeklinde. Ben genç kızımda bu tür hikayeleri o kadar çok duyardım ki hatta herhalde şunu bile düşünürdüm. Bunun bir psikolojik faktörü tabii var ki, ve mutlaka. Bunu bu aldığınız eve aldığınız o güzel bebeğin belki bir kısmeti, belki bir oradaki elektriği, enerjisi, belki bir kısır döngüyü kırması tabii. mı etki ediyor diye düşünürdüm. Evet. Yani aynı dediğiniz gibi mesela yıllarca çocuğu olmamış, tüp bebek yaptırmış, çocuk sahibi olmuş. Bir bakıyorsunuz bir yıl sonra kendiliğinden hamile kalıyor tedavisiz. Yani bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Stres faktörü hormonal dengeyi çok yakından etkiliyor. Değil mi? Dolayısıyla bir de tabii ki çocuk sahibi olamayan çiftlerde belli bir süresi sonra hepsinde erkekte veya kadında bir stres faktörü gelişiyor, söz konusu. Toplumsal bir baskı var, aile baskısı var. Dolayısıyla bu baskı kalktığı anda tabii ki onların gebe kalmaları son derece kolaylaşıyor. Evet, ne güzel değil mi? Bir de şey var, tabii hep biz bu işin durumuna bakarken ani olaylar da var. Bu ani olaylar mesela bir apandisti patlamış, hasbelkader ameliyat olmuş, batın içinde binlerce yapışıklık var. Şimdi o durumlarda da hamile kalmasını engelliyor. Bu durumlarda ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii hep tüp bebek dedik ama sonuçta çocuk sahibi olamayan çiftlerde tek yaklaşım veya tek tedavi şekli tüp bebek değil. Özellikle bahsettiğiniz gibi karın içerisinde yapışıklıklar varsa ve bu yapışıklıklarda özellikle yumurtalıkların etrafında, tüplerin etrafındaysa tabii bunlar yumurtlama olduktan sonra yumurtanın tüp içerisine girmesini ve spermle buluşmasını zorlaştıran faktörler. Bu tür durumlarda da cerrahi olarak özellikle kapalı ameliyat teknikleri dediğimiz laparoskopi yöntemiyle bu yapışıklıklar giderilebiliyor ve bu şekilde de çocuk sahibi olan çok sayıda çiftimiz var. Evet, bir telefonumuz varmış. Canlı telefon bağlantısı kuralım. Size sormak istedim. Evet. İşte çok izleyicimiz var. Alo. Alo. Merhabalar, günaydınlar. Günaydınlar hocam, merhabalar, iyi günler. Günaydın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen sorunuzu alalım kısaca. Ben Fatma Can'la orada belirttiğim gibi hocam ben Haziran ayından beri bir bebek tedavisi görüyordum. Tek yumurtalık diyeyim ben. Nasıl diyeyim, bu benim ikinci kızım. Tedavim güzel geçti. Nasıl diyeyim, peki yumurtalıklar çatladı. Özel muayenehanesine gittiğim için biraz beni aştı. Son anda da miyop çıktı rahim ağzından. O da alındı. İlk önce benim kistleden başladım tedavime. Bizim süt hormonlarım çok yüksekmiş. Ondan sonra onları da açtık. Sonra bizde yumurtalıklar çatladı. O tedavim de güzel gitti. Son iki aydır bıraktım ben. En son dedi doktorum aşılama yaparız dedi. Yani ben yardım istiyorum. 36 yaşında bebek bekliyorum 20 yıldır yani. Evet. Peki Fatma Hanım. 36 değil mi? Yaş 32. Evet, 36 20 yıldır bebek evet. bekliyorsunuz. Evet. Tek yumurtalıklıyım ben. Yumurtalığımın teki alınmıştı bundan 13 yıl önce. Niçin alınmıştı acaba? Efendim? Yumurta. Neden yumurtanız alınmıştı? Yumurtalığı. Kist sarmış onu. Aniden alındı. Kist patlamak üzereymiş. Bundan 12 yıl önce hocam. Evet. Evet. Peki sizi isterseniz hiç hatta tutmayalım. Bakalım neler yapabileceksiniz. Hep beraber operatör doktor Erdal Budak'tan öğrenelim, olur mu? Teşekkür ederim. İyi görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah kavuştursun diyoruz. İnşallah. Evet. Buyurun doktor bey. Şimdi tabii herkeste sıkıntılar çok basit olmayabiliyor. Evet. Yani bir kere izleyicimizin bir tane yumurtalığı alınmış. Yani normalde yumurtalıklar biliyorsunuz sağ ve solda iki yumurtalığı vardır kadınların. Bir yumurtalık alınca tabii başarı şansı veya hamilelik şansı azalıyor. Bunun dışında miyomu olduğundan bahsediyor. Demek ki anatomik bir sıkıntı da var. Tabii bu geçirilmiş olan ameliyat daha önce de konuştuk. Diğer normal tüpte de yapışıklığa yol açmış olabilir. Bunları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Benim hastaya önerimiz şu. İlk aşamada bir rahim ve tüp filmi çektirerek tüpler açık mı? Onu bir değerlendirmek gerekiyor. Bir de yumurtalık fonksiyonları nasıl? Çünkü bir yumurtalığı zaten yok. Acaba diğer yumurtalığı çalışıyor mu? Fonksiyonel mi? Bunları araştırmak gerekiyor. Bir de eşinde
tabii ki sperm araştırması yapılıp ona göre tedavi şeklinin belirlenmesi gerekiyor. Eğer tüpler hasarlıysa, yumurtalık rezervi azaldıysa, geçilmiş ameliyata bağlı olarak yapışıklıklar söz konusuysa belki bu çifte direkt tüp bebek uygulamak, yaşta artık biraz ilerlemiş, daha uygun olabilir. Evet, çok da vakit kaybetmemesinde fayda var değil mi? Kesinlikle. Evet, kaç yıllık bir saç özgürlüğünden sonra, saçsızlık özgürlüğünden sonra yapmayı öneriyorsunuz? Yani saç ekimi için hemen döküldü gidelim yaptıralım mı, saç ektirelim mi? Yoksa belli bir sene şöyle kelliğin özlemini gidersinler mi? O da kişiye kalmış bir şey. Ben de bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum. Bakış açısı tabii. Yani bu durum çok güzel. Evet. Ben bu görünümden çok hoşlanıyorum diyen insanlar evet, ömür boyu ektirmeyebilirler. Ama bıktım artık ben bu görünüşten. Bir 10 yaş daha ufak gençleşeyim, ufak yaşıma döneyim diyenler, eski saçlarıma tekrar kavuşayım diyenler gelip ektirebilirler. Her zaman ektirebilirler. Ya biz bize konuşuyoruz. Bu işin zorlukları neler? Bana bir anlatır mısın Allah aşkına? Yani ben yaptırıyorum dedim, tamam. Kaç saat sürer, kaç gün ben onu koruyacağım, kaç yıl... Yani saçıma, saçım olup da tarak ne zaman vurabilirim? Şimdi geliyorsunuz, bir fotoğrafınızı çekiyoruz sizin ilk önce. Hoş geldiniz diyoruz, kahve içiyoruz. Diyoruz ki size bunları yapabiliriz, böyle bir sonuç alabiliriz. Tamam diyorsanız, öncesi sonrası için fotoğraf çekiyoruz. Ondan sonra lokal anestezi yapıyoruz. Ha bu arada saçların tıraş edilmesi işlemi var. Saçları tıraş ediyoruz çünkü biz saç köklerini artık tek tek alıyoruz. Yani eskiden bundan 3-4 sene önce olduğu gibi cerrahi bir işlemle keserek almıyoruz. Saç köklerinin tek tek çıkarılmasının çok büyük avantajları var. Fue dediğimiz tekniğin. Genel olarak iki tane avantajı var. Bunlardan bir tanesi ameliyat sonrasında post-op dönemde hastanın çok konforlu olması, ağrısının sızısının olmaması. İkincisi de daha da önemlisi elde edilen saç kökleri sayısının diğer tekniğe oranla 2 misli 3 misli artmış olması. Çünkü saç köklerinizi ne kadar çok arttırırsanız o kadar doğal sonuç elde edersiniz. Daha sık bir çalışma yaparsınız. Aslında bu şekilde daha memnun kalır. Ondan da önemlisi dediğim gibi postoperatif dönemde ameliyat sonrasında ağrı kesiciye bile ihtiyaç duymayacak kadar iyi bir dönemin geçmesi. Tek tek alacağız dedik. O yüzden tıraş ettik. Daha sonra lokal anestezi yapılıyor. Lokal anestezi acır mı? Hepimiz doktoruz. Biliyoruz ki insanların ağrı eşikleri birbirinden çok farklı. Bazı hastalar işte hocam iğne yaptın mı diye sorar. Hani girdi mi iğne yaptın mı diye sorar. Bazıları der ki çok acıdı biraz ara verelim mi diyebilir. Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Ama genelde hiç kimse lokal anestezi alırken çok acıdı ben kalkıp gidiyorum da demez. Bu 10 dakikalık 5 dakikalık bir işlemdir. 5-10 dakika içerisinde lokal anestezi olduktan sonra ağrısız hastaların kalmaz. Ondan sonra da biz bunları tek tek almaya başlarız. Neyle alıyoruz? İşte kalem ucu gibi 0.8 milimetrelik kalem ucu gibi 0.7 milimetrelik kalem ucu gibi incecik keskin borucuklarla tek tek alıyoruz. Çıkan miktar 3000 greft, 3500 greft ki bu greft dediğimiz şeyin içerisinde, yapının içerisinde 1 ila 4 arasında saç kökü var. Yani 3000 greft 10.000 saç teli, 9.000 saç teli yapabilir. Bunları alıyoruz tek tek, implant ediyoruz. İmplant ederken tabii bunların doğal çıkış yönleri, ektiğiniz bölgenin ektiğiniz bölgedeki saçların doğal çıkış yönleri çok önemli. Tepeye ekiyorsanız işte bir döner vardır. Orada bir gül yaprağı şeklinde bir döneri vardır. Ona göre ön tarafta ekiyorsanız doğal çıkış yönü nasılsa öne doğru ekersiniz. Bunların açıları önemlidir. Yönleri önemlidir. Sıklığı önemlidir. Açısı, yönü ve sıklığı önemlidir. Ekilirken saç köklerine saygılı davranmak çok önemlidir. Çok nazik davranmak çok önemlidir. Bunların verimlerini alacaksınız. Çünkü tarlaya tohumu ekerken tutup onu çekiçle ezip de tarlaya atmazsınız. İntakt bir şekilde yani zarar görmeden ekmeye çalışırsınız. Ağrısız sızısı var mı? İşlemden sonra da bunlar ikilen saçlarımız bir dökülüyor. Dökülme safhası yaklaşık bir ay sürüyor. Bir ay sonra hastalarımız tekrar eski görünümlerine kavuşuyorlar. O zaman da heyecanla arıyorlar bizi. Saçlar gitti ne yapacağız diye. Çıkar mı çıkmaz mı ne olur ne biter. Hocam ektirdik o kadar da para verdik ama ne oldu bu saçlar derler. Biz deriz ki merak etmeyin 2,5 ay sonra çıkmaya başlıyoruz. O kadar da para mı? Yani o kadar da para değil aslında. Yani Avrupa'da... Yani açıkça söyleyeyim yani verdiğiniz attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değen bir ameliyattır bu. Evet, yani kesinlikle. Avrupa'ya göre 5'te 1 rakamlar bizde 4'te 1 rakamlar.
Avrupa'ya göre yapılan işte 3 misli 4 misli fazla. Ama ilerisi çok geçen masraflı. Geçen gün bana bir hasta geldi. Hırvatistan'da. Efendim? İlerisi çok masraflı. Ayda bir kuaför. Sonra. Ayda bir kuaför. Ha, ben şu an öyle bir masrafım yok mesela yani. Doğru. O şampuan zaman... masrafım yok. Benim de masrafım yok. Ben de kuaföre gitmiyorum. Kestirmiyorum evet, çünkü. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Sonrasında bakım var. Yani masraf deyince izleyicilerimiz gerçek anlayabilirler. Bunların hiçbir bakıma masrafa ihtiyacı yok. Sizin evet. Doğal saçlarınız, canlı saçlar bunlar. Uzar, çıkar, kestirirsiniz, kazıtırsınız. Yanlış anlamasınlar. Çünkü bir de bu işin biliyorsunuz tek tek ekme işte saçını al yurt dışına gidecek gelecek protezler var. Aylık bakımlı, yıllık bakımlı değişen biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz canlı saç kökünü ekiyoruz ve canlı saç kökü tutuyor organ gibi ve uzuyor. Onu belirtmek lazım. Ha yapılan iş dedik. Avrupa'dan bir hasta geldi geçen gün bize Özlem Hanım. Hırvatistan'da bir seans ektirmiş, Almanya'da bir seans ektirmiş. Fransa'da bir seans ektirmiş. İnanın bize, inanın bana yani bizim bu ülkemizde yapılan işin 3 seansı değil, 1 seansta yapılan iş ancak ortaya koyulmuş. Evet, tahmin ediyorum. Çok, çok az miktarlarda ekiliyor ve çok yüksek miktar paralar alarak yapılıyor. O yüzden de yurt dışından hakikaten çok fazla hasta geliyor Türkiye'ye. Neden sizce? Yani ben şöyle tahmin ediyorum. Türk doktorları çok çetin şartlarda çalışmaya o kadar alışıklar ki saç hekimine verdikleri emekten hiç kaçmıyorlar. Rekabet yani, çok. Yani evet, yurt dışında biraz çok... emeği böyle dirhem dirhem verirler. Evet. Bilgiyi dirhem dirhem verirler. Böyle yalvar yakar bir şey öğretirler. Hem ama öyle, ülkemizde doğru. Pek öyle değil değil mi? Hem öyle hem de biz hakikaten hastaya verebileceğini ben şahsen bir doktor olarak hastaya verebileceğimin en iyisini vermem gerektiğini düşünüyorum. Yani para pul ikinci planda kalması lazım. Bunun bir de etik değeri var çünkü. Hani şu kadar para alırsam bu kadar kıl ekerim diye bir şey çok mantıksız. Şeyde geçen hafta gelen bir hastanın... Siz yapıyor musunuz beyin tümörünün tamamını çıkarırsam şu kadar para alırım? Yok hayır. Olmaz. Hiç kimse de olmaz. Bizim için cerrahi başarı çok büyük haz veren tabii bir şey. Tabii ki. O cerrahi başarıyı zaten elde ettiğiniz zaman ne parayla ölçülür ne pulla ölçülür. Aynen yani, öyle. Hasta telefon şey. Açtığı zaman, teşekkür ettiği zaman size bitti. Paradan daha önemlidir bu. Kesinlikle. Hepimiz için öyle tabii. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hollanda'dan bir hastam geldi. O kadar güzel bir şey söyledi ki ben onun 3 yıl önce ameliyat edip omurilikte bir kayması vardı. Onu düzelttim ve işte fıtıkları vardı. Ve stabilizasyon yapmıştım. Şimdi hastamız ufak bir işte kalça ağrısı var ve Hollanda'da doktora gidiyor. Oradaki doktor aynen şunu söylemiş. Ne zaman Türkiye'ye gideceksin? İşte demiş bir ay sonra gideceğim. Sen burada hiç oynatma, dokundurtma. Orada git senin doktorun bir kontrol yapsın. O kadar güzel ki. Yani evet. Çünkü o filmlere baktıklarında ya bu ameliyat nasıl oldu? Yapılan nereden iş, yapıldı? Ne kadar ciddi kesildi? Evet, çok iyi yapılan iş anlıyorlar. Onlar tarafından takdir görüyor. Bir de benim milletimin elemanına, benim milletimin insanına orada bir Fransız doktoru tarafından, bir Hollandalı doktor tarafından buradaki özen gösterilme. Onu çok şahit oldum. O yüzden kesinlikle diyorum ki birçok Atatürk'ümüzün, Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir lafı var. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Çok doğru. Evet. Yani yurt dışında bir ufacık problem yaşıyorsunuz. Hastanın bir yerinde bir apse oluyor. Diyoruz ki işte ev doktoruna git veya işte bir... İnanın bana apseye bakmıyorlar. Antibiyotik verip bir drenaj bile yapmıyorlar. Değil mi? Yani yapmıyorlar adamlar. Bir antibiyotik veriyor. Antibiyogram bile yapmıyor. Biz daha ilgiliyiz kesinlikle hastalarla. Evet. Yani para pul bir kenara bizim ilgimiz daha yoğun onlara karşı. Onu böyle söylemek lazım. Yani iş kısa 6-7 saatlik süren bir iş. Lokalanestezi altında yapılan bir iş. Ha bunun ikinci seansı var mıdır? Kaç seans yapılır? Çok sorarlar. Bunun saç ekimi bir seans yapılır ve biter. Alınabileceği kadar çok fazla saç kökü alınır, ekilir. İkinci seansı şöyle olur. Alan çok alçıktır. Tek seansta kapatılamaz. İkinci seans Taner dinliyorsa dinlesin. Evet. O bir türlü ikinci seansa gelmedi. İkinci seans şöyle yapılabilir. Sıklaştırma istenebilir. Sıklaştırmak için gelinebilir. Ama bunların içerisinde bunların yapılabilmesi için aradan bir süre geçmesi lazım. En az 6 ay diyoruz. 1 sene olur, 1,5 sene olur, 2 sene olur. Hastanın durumuna göre, hayat akışına göre düzenlenecek bir tarihtir o. Sıklaştırma yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ama şu olmaz. Yani bugün git, yarın ikinci seansı yapacağız. Daha sıkı yapacağız. Gibi bir şey bana mantıklı gelmiyor. Saç ekimi 6-7 saatte biten bir işlemdir. Biz de programımızı devam edeceğiz. Ama kısacık bir reklam arasından sonra... Akciğerlerimiz havayı içine çeken süngerler gibidir. Akciğerlerimize hava yerine sigara dumanı çektiğimizde
Bu duman kansere neden olan katran olarak birikir. Günde bir paket sigara içen bir kişinin bir yıl içinde akciğerlerinde biriken katran miktarı işte bu kadar. Bu kadar katran sizi çok hasta etmek için yeterlidir. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. Her şeyin başı sağlıkta efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama biz ne kadar konuşursak konuşalım bu sürenin önüne geçemiyoruz. Sürede ilerliyor gidiyor ve sonlara yaklaşıyoruz. Ben şimdi organ nakli koordinatörümüze dönmek istiyorum. Süleyman Bey bize çok güzel bilgiler verdi ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Ben sağlıklı iki tane böbreğim var, karaciğerim var, gözlerim var ama sağlıksız olan bir insana ve gerçekten doku uyumu da olan bir insana bunu bağışlamak istiyorum. Bağışladığım insan kurtulur kurtulmaz nedir onu bir öğrenelim. Bir de ben ne olurum? Yani ben bir böbrek evet. verdim eyvah bana ne olacak? Şimdi en büyük endişelerden bir tanesi de bu. Hı-hı. Bu da daha önce hep konuşuyoruz. Maalesef bilgi eksikliğinden ya da yanlış bilgiden kaynaklanıyor. Hepimiz doktoruz, biliyoruz ki böbrek, bir böbrek sağlıklıysa ömür boyu bir insana yetiyor. Hücreler yeterliyse ve sağlıklıysa. Evet. Zaten 70 bin civarında olan hastalarımız tek böbrekli olduğu için bu halde değiller. Bunu 60 bin çift böbrekli. Hücreler sağlıklı olduğu için bu halde. Eskiden verici olmakta, örneğin canlı verici olmakta yaş sınırı vardı. Böbrek için söylüyorum, 65 idi. Şimdi bunun yaş sınırı yok. Bizim 80 yaşın üzerinde 6 tane vericimiz oldu. Yani bu konuda yaş sınırı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Alt sınır var. 18 yaş olması gerekiyor. Ama üst sınır yok. Yeter ki hücreler sağlıklı olsun. Kalan tek böbrek o insana yetsin. Bunlar en büyük endişe de şu, işte ben de acaba diyalize girer miyim böbreğim verirsem. O kadar ayrıntılı incelenir ki, ama o kadar ayrıntılı. Yani ultrason, tomografi, mamografi, kan, idrar, dokular, kardiyoloji, nefroloji, bütün incelemelerden sonra tek böbrekli kalmak tıpkı bir insanın safra kesesi ameliyatı olmak gibi olacaksa o zaman olur. Şimdi az önce de şeyden konuşuyoruz, işte ister tüp böbrekten ister saç ekimden. Gerçekten Türkiye'de organ nakli açısından, nakil açısından, teknik açısından baktığımız zaman Avrupa'dan ilerideyiz. Bizde bağış azdı. Bizim sıkıntımız organ bulmada azdık. İster canlı olsun ister kadavra olsun bizim sıkıntımız bağış azdı. Bağış azlığının en temel nedeni de maalesef halkımız değil. Hep bu yanlış bir şeydir, yargıdır. Biz sağlıkçılarız, doktorlarız. Başta yoğun bakımcılar olmak üzere biz koordinatörleriz. Çünkü bir insanın organ bağışı olabilmesi için, yani biz aileye o hakkı verebilmemiz için beyin ölümü olması gerekiyor. Beyin ölümünü kim tespit edecek? Biz doktorlar tespit edeceğiz. Evet. Yani Türkiye'de 5-6 bin beyin ölümü varken tespit edilen maalesef 1300 geçen yıl. Ne kadar 1300 önemli. Bağışta 300 bağış olmuşsa 1300 beyin ölümünde, demek ki 5000 beyin ölümü olsa nereden baksan 1000'in üzerine çıkacak bağış. Bu da birçok sorunumuzu çözecek. Evet, bir beyin omurilik sinir cerrahı olarak ben devreye giriyorum. Beyin ölümüyle ilgili de gerçekten sıkıntılar, tanı koymada sıkıntılarımız var. Çünkü 5 doktorun yan yana gelip imza atması gibi belli bir prosedürler vardı. Allah'tan şimdi o 3'e indi. İndi mi? Yok, 4 olarak. 4'e indi. 4'e indi. Yoğun bakım evet çok ciddi. Evet. Ama en azından şunu bilmek lazım. Doğru yerde, doğru adreste bilinçlendirilmek de önemli. Bunu internetten belki bulamazsınız ama açın organ nakli koordinatörümüze sorun. Size güzel güzel cevaplasın diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben bütün konuklarımıza tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel bilgileri, yıllardır edindikleri bilgileri bizlerle paylaştıkları için, sizlerle paylaştıkları için. Efendim, her güzel şeyin sonu yok. Bizim programımızın da bir sonu olmayacak inşallah. Yarın sabah saat 8.30'da bizler yine karşınızda ben olacağız. Ben yokum. Doktor Hanım sizi yalnız bırakıyorum. Estağfurullah. Evet. Hep beraber olacağız. Koca bir ekip, koca bir aile olarak. Yarın sabah 8.30'da görüşene kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ladonna Güzellik, her şeyin başı sağlık programını sundu.